orası Patrikhane değil. Yani orası Bizans Patrikhanesi değil. Değil. Biz hani o kadar eksik yanlış şartlanmışız ki herkes orayı bir de yani husumet de oraya hücum ediyor değil mi? Fener Rum Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi değil, orası Fener Rum Patrikhanesi değil. Fatih. Osmanlıların ihsan ettiği bir yer. Yani taksis ettiği 1602'deki Patrikhane. Esas Patrikhane nerede? Ayasofya'da işte. Ha. Ayasofya Patrikhane. Ayasofya'nın patrik odaları vardır. Yan tarafındaki bir bölümde. Oraya taç giymeye giriyor imparator. Niye? Patrikhane orası olduğu için oraya giriyor. Orada patrikler tarafından taç giyme töreni yapılıyor. Bütün merasimler, o seremonyal, çok doğru kelimeyi kullandım. Seremoniler hep oradan başlıyor. Ayinler hep oradan başlıyor. İçeri girdiği zaman İncil'i öptürüyorlar. Patrik karşılıyor. Eline mum veriliyor ve koro ile beraber içeri giriyor. Patrikhane orası. Oradaki bütün sensinot meclisi kararlarının bir kısmı da bizde. Taş tabletler üzerinde. Evet, Ayasofya'da sergileniyor Papa. Hı. Ben Papa'nın da rehberliğini yaptım. Papa geldiği zaman da hemen onlara şey yaptı, ilgi duydu. Şimdi Patrikhane sonuçta şeyde, Ayasofya'da. Ayasofya'dan fetihten sonra Patrikhane Ayasofya'da kalamıyor. Nereye götürüyorlar Patrikhane'yi? Havariyun Kilisesi dediğimiz Fatih Camii'nin olduğu yere götürüyorlar. Ve Fatih Camii'nin olduğu yerde, yani Fatih semtinde Patrikhane devam ediyor ama işte Edirne'den İstanbul'a gelir gelmez Fatih 3 yıl kalabiliyor orada. Edi Tepesi İstanbul'un içinde ya, surun içinde Edi Tepe. O da bir tepeden bir tanesi. Bütün tepelere eser koyuyor Osmanlılar. Fatih Camii, yani Havariyun Kilisesi'nin Patrikhane'nin olduğu yere giriyor Fatih. Beğeniyor. Buraya cami yapalım diyor. Size başka bir yer bulalım diyor. Alalım sizi buradan diyor. Patrikhane oradan da gidiyor. Patrikhane yavaş yavaş gidiyor. İlerleyelim diyorlar onlara. Çarşamba'ya doğru gidiyor. Yani Fatih'ten o hat üzerinde olduğu için söylüyorum. 90 numara gider onun oraya. Çarşamba'ya Pamnakaristos Kilisesi'ne gidiyor. Fakat orada uzun kalıyor biraz. İşte 1601 yılında 3. Murat Kafkasya'yı fethediyor. Azerbaycan Kafkasya fethi. Fethi için bir hatıra olsun diye bir kiliseyi camiye çevirdim. Öyle bir usulü var. Tahvil etmek, çevirmek. Adı da Fethiye olsun deniyor ve Pamakaristos Manastırı Fethiye Camii. Fethiye Camii oluyor. Onun üzerinde 1602'de yine yol görünüyor şey. Evet, Ay'a yol gidiyor. Yani bugün Patrikhane 1602'de çok kısa olarak geçtiğim şeyin. Arada Ziyarek, Bantakrator bölümü de var ama çok kısa bölüm. En uzun kalan Osmanlılar zamanında, klasik dönem içerisinde kalan Pamakaristos yani Fethiye. Bunu şunun için önemsiyoruz çünkü Fethiye'nin bir bölümü şu anda Ayasofya'ya bağlı olarak müze olarak açıldı. Hı, öyle mi? Evet. Yani oraya artık Ayasofya grubu içerisinde. Çünkü onun bir bölümünde mozaik ve fresklar var. Evet. Orijinal kalmış. Osmanlı bunları camiye çeviriyor ama dokunmuyor. İşte en önemli tarafı o. Yani freskleri ve mozaikleri kazımıyor, evet, yıkmıyor. Aynen muhafaza ediyor. İnce bir badanayla kireçle muhafaza ediyor. Mesela işte şu anda Fethiye'ye gidenler, Kariye'ye gidenler, o da bizim grup içerisinde. Pantokrator sizde mi? Bizde. Yani Pantokrator'un şöyle bir özelliği var. Pantokrator şu anda ortada. Pantokrator restorasyon. Çok seviyorum o binayı ben çocuğum. Süresi ama içerisinde. Ya belki 20 senedir restorasyon var. Evet. Evet. Ve çok bozulmuş. Çatı yapıyorlar bir yere gidiyor. Çok bozulmuş. Sarnıç bitti yalnız. Pantokrator'un çok büyük bir sarnıcı var. İstanbul'da en büyük sarnıçlarından bir tanesidir. Şuradaki. Evet. Derinliği bakımından. Ve yeryüzü. Kimin orası şu anda? Fatih Belediyesi şu anda sarnıcı bitirdi. Sahibi kim? Büyükşehir Belediyesi Fatih. Sahibi mi? Yani mülkiyeti tapuda kim ait bilmiyorum. Orası diyorum. Limon deposu değil miydi eskiden? Uzun süre limon deposuydu. Limon deposuydu. Ondan sonra amele yeri oldu orada. Evet. Ameleler orayı şey yaptılar. Yurt gibi kullandılar. Şimdi temizlendi. 900 metrekarelik bir yerdi orası. Evet. Muazzam bir yerdir. Yukarı çıkarsanız dehlizlere şeye uzanır. Şimdi şöyle bir özelliği var. Bütün sarnıçlar biliyorsunuz yerin altındadır. Yerbatan. Evet. Bu yerin üstündedir. Böyle bir özelliği var. Bunun üst kısmında da cami var bir tane. Evet. Planda gözüküyor. Yani sarnıcın üzerine cami oturmuşlar. Bir ara vereceğim. Reklam için kısa bir ara vereceğim. Değerciler, konuşmaya devam edeceğiz. Hem Ayasofya hem İstanbul'daki diğer kiliseden camiye çevrilen eserleri, kiliseden camiye çevrilmeyen eserleri. Bu arada Ayasofya'da benim merak ettiğim bir sürü şey var. Yani o bir meşhur parmak soktukları bir yer vardır. Bir parmak izinden bahsedilir. Var mı yok mu? Oraya parmağımızı boşuna mı sokuyoruz? Yoksa hiç uğraşmayalım. Bu Fatih Sultan Mehmet'in atının ayak izi olduğu söylenen bir taş vardır orada. Doğru mu değil mi? İnsanın kasesi var mı? Onu da soracağız. Yani. Ayrıca insanın kemikleri var mı? Onu da soracağız. Epey bir rivayet var. Aslında bir anlamda da galiba şey yapacağız bu akşam. Nedir o? İstanbul'daki Da Vinci kodlarını da arayacağız galiba. Reklamlardan sonra buradayız.
Teyzeciler, maillerinizi okudum bu arada reklam arasında. Hakikaten alemsiniz. Dikkatinizden de kaçmıyor hiçbir şey. Diyorsunuz ki Murat Bardakçı'nın mendiliyle sizin gömleğiniz aynı renk. Sözleşip mi gidiniz? Hayır, sözleşmedik ama bu akşam Bizans'tan bahsedeceğiz diye özellikle bayağı dedik. Evet. Ama konuşmadık yani. Ben nasıl Bizans'tan bahsedeceğiz, Bizans moru giyeyim dedim. Şimdi sembol falan zannedilir. Bir sembol falan değil. Bizans'ın emperyal rengi değil mi? Evet ama... Evet. Ton bu mudur? Sanki bu biraz daha açıktır diye düşündüm ama... Evet, siz ikiniz bir Bizantik hava sergilemişsiniz. Sergileyelim değil. Ben de Türk'e... Anlaşılır. Ne anlaşılır? Şimdi Bizans şu bu falan filan bir gizli şey falan filan çıkar. Ya ne böyle yorumlar şey geliyor. Gömleğimizi gömleğimin yakasına ne yorumlar geliyor? Ne yorum? Şakız. Neyse. Ne yorum? Allah aşkına söyle, merak ettim. Bir tarikatmış, tarikatın bilmem ne rütbesine dahilmiş, ya diktirilmiş gömlek. Sıcakta kravata yapmıyor, bunu kapatıyorum, oluyor. Ve tarikat gömleği değil, ona tek düğmeli olur, yakızlı olur, şöyle içe kapatılır. İçe kapatılır, evet. Bu şekildedir. Bu. Allah Allah. Bu bildiğimiz hakim yaka gömlek denilen yaka, evet. Gömlektir işte. Evet. Yani her hepimizde buna ne yorumlar geliyor? Yok için. Vallahi Bizans rengi diye giydik bunları ama hata ettik mi acaba? Hoş renktir bu. Güzel renktir. Öyle güzeldir. Bizans rengiyle ben turkuaz mavisiyle dengelemiş oluyorum. Evet abi, sen Türk rengi simgeleyen bir şekilde gelmişsin. Dengeyi sağlamış oluyoruz. Peki hakikaten şimdi merak ederim ben. Ayasofya'nın rengi. İlk yapıldığında ne renk Ayasofya? Şimdi Ayasofya'da önce renk yok. Öyle mi? İşte o yine Fossati'nin, belki konuşacağız Fossati'yi. Fossati'nin işi. Bir dış... Fossati'yi bir anlatsana bakayım. Evet. Kısaca, evet. Evet. Doğru, Fossati'yi bilmiyoruz, zannediyoruz. Fossati 1847-1849 yıllar arasında Sultan Abdülmecid döneminde büyük restorasyonu yapan iki kardeş. Bunlar İsviçre'de doğmuş, İtalyan evet. Asıllı. Bizim İstanbul'daki Rus Büyükelçiliğini yapan, Rus onlar yapmışlar. Onların Rus çarı için İstanbul'a gelmişler. Ve Ayasofya'nın o sırada büyük restorasyon işi bunlara verilmiş. Çok önemli bir iş. Çok tanıtım işi. Bunlar da bir marka olmuşlar o sırada. Şimdi Ayasofya'nın ana binası, dış strüktürü, taş, tuğla ve harç. Kireç ağırlıklı olmak üzere harçtan yapılmış. O bütün Bizans eserlerinde görmüş olduğumuz kırmızı ağırlıklı bir renk vardır ya. Evet. Kilise, boz kırmızı. Kilise rengi dediğimiz renk. Onun üzerine Fossati, onun dış şartlardan çok zarar gördüğünü fark etmiş, haklı olarak. Yağmurdan, çamurdan, kardan. İçeriye doğru çünkü sızıyor. İçeri sızınca ne yapıyor? İçerideki mozaikler kabarıyor. Mozaiklerin en çok şeyini gören Fossati. Ondan önce tam olarak görebilen yok mozaikler. Onu da konuşuruz. Dönem dönem mozaikler yıkılıyor, açılıyor. Ve ince bir sıva yaptırıyorlar. O ince sıvanın, yani dışarıdan zararlara karşı korumak üzere yapılan ince sıvanın üzerine de bir boya. Bir tanesi bizim sarı kırmızıdır, biliyor musun? Evet, sarı kırmızı. Şimdi ben tam boyasam sarı kırmızı bu dönemde yani neler olur belki orada. Sarı kırmızı şeritler yapmış. Evet. Sonra sarının ve işte bugünkü o rengin, yani bir nevi buna erguvan rengi diyebiliriz. Bizans rengi, mor rengi, Bizans rengi buna dönüşmüş. Ama şu anda biz onu kazıtıyoruz. Kazıttık yani. Ders dediğimiz şekilde. Dış sıva indi aşağıya. Çok yavaş yavaş yapıldığı için şey alışmadı. Yani göz onu daha fark etmedi. Şu anda boya yok şeylerinde. Sadece payandalar üzerindeki boya rengini göreceksiniz. Yakından inşallah geldiğiniz zaman bakarız. Bütün ders çıktı şu anda. Yani ana strüktür neyse o şu anda o orijinal. Evet. Ve onun sağlığı, sıhhati şu anda araştırıldı. Bir kere bir görmüş olduk. Mermer parçaları çıktı. Mermerden bir takım motifler çıktı. Şeyi kazıdıktan sonra. Sıvayı kazıdıktan sonra. Şimdi şu anda bir şey halinde. Yani öyle mi kalsın? Şu an orijinal halinde mi kalsın? Yok yine yağmurdan, çamurdan, o şeyden zarar görmemek üzere tekrar ince bir sıvayla örtülsün. Ve plastik kaplının üstüne eski hale kalsın, görürüz. cam giydirme şeyi var şu anda. Bu böyle. Yani ana malzemesi demin söylemiş olduğum gibi hiç boyası olmayan klasik bir Bizans eseri, dış yapısı, duvarı neyse Ayasofya'nınki de o. Siz taş niye falan, kazıdınız onu? İşte bu incelemeler için. Altındakini görmüşler. Tabii restorasyon için kazınmış olduk. Zaten kesme taş görürseniz Ayasofya'nın etrafında, küfeki taş dediğimiz taş görürseniz